Sorum şu, tarihçiler bir araştırma yaparken milliyetçi tutumla mı araştırma yapmak zorundadırlar? Efendim olmuyor şey, belgeye göre yapılan araştırma. İdeolojiye göre tarih yazılır mı? O çöken Sovyetlerde kaldı. Belgeye göre yapılır şey. Şey şöyle. Ya da yayınlanan eserler hep milliyetçilik ve ulusal bilinci güçlendirmek üzere mi yazılır? O halde gerçek nasıl ortaya çıkacak? Sözde Ermeni soykırımı için Başbakan tarihçilerin araştırması sonucunda kesinleşeceğini söyledi. Sorumu buna bağlı olarak düşünün lütfen. Umarım açık olmuştur. Oldu efendim. Efendim bu Ermeni soykırım iddiaları hiçbir zaman çözülmez. Siyasi bir problem. Siyasidir o problem. O tarihi bir problem değildir. Siyasidir, çözülmez. Araştırma bir ideolojiye göre yapılmaz. Kaynağa göre yapılıp bilgi vermek maksadıyla yapılır. Dolayısıyla milliyetçi tutumla yazılacak, efendim komünist tutumla yazılacak, efendim faşist durumla yazılacak, ne bileyim feminist görüşle göre. Yazılacak, böyle şey olmaz. Ama bunun sebebi de bizim entellerimiz yine. Bizim entellerimiz evet yani. Tarih, bu milliyetçi tarih yaklaşımı, bu bilmem ne tarih yaklaşımı diye. Saçma sapan şeyler yapıyorlar. Böldüler biz, yani. Bizimkilerle alakası yok. Genel dünyadaki... Enteller sizinkiler mi? Pardon anlamadım. Bizim enteller dediği için, entel kelimesinden haz etmediğim için bizimkiler diyorum. Genel bir trend yani 1960'larda hatta 1950'lerden itibaren dünyada da böyle özellikle mikro tarihlere doğru bir temayül başladı. Ve insanlar mesela atıyorum bir tuz oranına göre bir tarih, bir işte atıyorum bir kedilerin öldürülmesine dair bilmem ne Fransız bak, kültür tarihi okuyorum şu anda da. Hiçbir zaman kültür seviyeniz buna yetmeyecek siz. Neye? Bunda da. Sonuç itibariyle ilgi gösteren onları okuyor. Bazıları çok kuru, bazıları hakikaten ben bile tahammül edemiyorum. Ama yani özellikle mesela bir konuya kafaya takıp da bunu derinlemesine araştıran tarihçiler bu belli bakış açılarını sergiliyorlar. Yani mesela atıyorum şu mücadeleci kadınlar diyelim. Burada ister istemez hani feministik bir dil oluşuyor. Ama bu demek değil ya ki... Nasıl feministik dil? Yani işte milli mücadeledeki kadın figürlerini anlatırken... Feminizmde ne adamlar var? Bu zavallı kadıncağızlar kahraman. Feminizm gibi şeyler uğraşmıyorlar yani. Feminizmle uğraşıyorlar demiyorum. Feministik bir dil diyorum. Dilden bahsediyorum. Niye olsun? Niye olmasın? Ama şimdi yani... dil dedi de aklıma geldi. Şimdi yeni bir moda. Geçenlerde sizin bir yazdığınız yazı vardı. Bir dergideki yazıyı tenkit ettiniz ya. Şimdi bizim millet şöyle bir şey var. İşte, sizin tarihçiliğinizin linguisti nedir? Nesi? Linguisti. Yani böyle konuşmalar başladı. İşte... Buna epistemik ve ontolojik açıdan nasıl yaklaşabiliriz? Epistemolojik. Yok işte Allah bu diskurunuz evet. Nedir? Yani bir de böyle şey başlattılar. Yani böyle tarihçilikte bir kısım şeylerde, bir tarihçilikte ve özellikle bizde en kötüsü maalesef ilahiyatçılar başladı buna. Yani kardeşim adam gibi ifade edin kendinizi yani. Sizin tarihçiliğinizin bir dili var mıdır deyin. Yani ne demek linguistiniz nedir vesaire nedir? Yani daha böyle. Mı oluyor öyle olsun? Ama bunun sebebi de ne biliyor musunuz? Entellik, daha entel oluyorlar. Bunun da işte sebebi bu entellerden. Bizim entellerden, bizim muhafazakar kesime geçti Türkiye'deki. Yani böyle ondan sonra abuk subuk bir dil ortaya çıktı. Yani bilim dili, bilim de dil de değil. Yani bu ne, yani ontolojik açıdan yaklaş, bilmem ne açıdan yaklaş, yok. Hayır, bazı şey kelimeler yap. Mesela ontoloji oturmuştur diye düşünüyorum. Ben bilmiyorum ne olduğunu. Ama linguistik deyince hakikaten dil varken niye linguistik kullanmış? Artistik oluyor. Daha artistik oluyor. Ama yani. Ontolojinin Türkçesi de çok bir şey... Düşünce bilim mi ne şey bilim yani garip şey yani bazı şeyler oturmuş Allah aşkına o kadar da. Vallahi ben şuna bakıyorum. Halil İnalcık böyle bir kelime kullanayım mı kullanmıyor. İlber Hoca kullanıyor mu kullanmıyor. İsmail Hakkı Uzunçarşı'da kullanayım mı kullanmıyor. Ki bunlar dünya çapında isimler. Siz kullanıyor musunuz efendim? Ben de kullanmıyorum. Onlar kullanmayınca ben de kullanmıyorum. İlber yani, Hoca kullanmıyor bazen. Yani yok ya İlber Hoca kalkıp hiçbir zaman için linguistik, epistemik demez yani. Linguistik demiyorum ama yani. 19 Mayıs'ın nesinden bahsettiğini söyler misiniz? İnsanlara saygısızlıktır. Samsun'a biz kadar çıkardık ya. 14 Aralık'tan falan bahsettik bu akşam 19 Mayıs'tan. Yani belki de son yarım saati izliyorlarsa. Yeni başlıyoruz belki televizyonda efendim. Evet, son yarım saattir. Allah Allah. Yani Atatürk'ü Samsun'a çıkardık, milli mücadeleyi yaptık biz. Son yarım saattir. Sayın Bülent Tek cevap. Efendim 50 kere aslında gönderilen mesajlara prensip itibariyle cevap vermiyor. Yani mesaj çok geldi diye cevap vermek mecburiyetinde değilim. Hiçbirimiz değiliz. Evet, Gamze Hanım'a cevap verdik. Tarih
öyle milliyetçilik bilmem ne için yazılmaz ama feminizm için belki yazanlar vardır. Efendim Ozan Erdemli Fransa'da dövülerek öldüğünden şehzade kimdir? Hiç öyle bir şey ben duymadım. Fransa'da dövülerek öldüğünden şehzade. Klasik eski dönemde yok. Son dönemde var böyle bir şey. Ama biliyorsun. O otel odasında öğrenimi söylüyor. Hayır. Şimdi anladım ben ne olduğunu. Ne oldu? Dağılıp gittiniz. Hayır. Gerisini okuyorum. O şehzade Sultan Aziz'in torunlarından biriydi efendim. O kadarını söyleyeyim. Kitabınızda okudum diyorlar. Yani eşcinsel kitapta olan... yaz... Hayır. Öyle bir... Tamam, siyasidir. Dolayısıyla kitapta yazmadığım şeyi kusura bakmayın programda söyleyemem. Müsaadenizle ama Sultan Aziz'in torunlarından biridir.